Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Güneş ayın 22'sine kadar burcunuzda olacak. Bu ay doğan tüm aslan burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen aslanlarımız. Evet, güneş sayesinde parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve yılın tabii ki sizin adınıza en önemli ayı. Burcunuzda bir yeni ay doğacak 4 Ağustos'ta. Bu yeni ayla birlikte hayatınızda yeni gelişmelerin olması, yeni kararlar vermeniz, başlangıçlar yapmanız mümkün. 12 derece Aslan Burcu'nda doğacak bu yeni ay. Dolayısıyla doğum günü özellikle 4 Ağustos ve yakınlarında olan Aslan burçlarımız için çok önemli bir yeni ay. Bununla birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen aslanlar 12 derece ve yakınlarındaysa yükselen noktanız, bunu 8 ile 16 derece arası alabilirsiniz. Tabii ki yeni ay sizi de bireysel olarak çok etkileyebilir. Evet, yeni ay genel olarak Jüpiter'den olumlu bir açı aldığı için, İkizler Burcu'ndaki Jüpiter ve Mars'tan enerjisi daha olumlu, daha destekleyici bir yeni ay. Dolayısıyla sizi de motive edecek. Hani bir şeyleri değiştirmek için, başlangıçlar yapmak için yeni çevrelere girebilirsiniz. Bu yeni ay etkisiyle beraber çevresel değişimler olabilir, imaj değişimleriniz olabilir, yenilikleriniz olabilir, yeni arkadaşlarla tanışmanız, işte arkadaşlarla grup halinde bir şeyler yapmanız, bir ekip çalışmasına dahil olmanız, bir projeyi başlatmanız mümkün görünüyor. Sosyal bir yeni ay. Genel itibariyle ayın genelinde aslında Jüpiter ve Mars 11. evinizde olacağı için hareketlilik yoğun bu ay. Yani arkadaşlar ve arkadaşlarınızın etkileri çok olabilir bu ay. Bazen olumlu, bazen de biraz stres yaratabilir. Unutmayın. Yeni çevrelere girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Var olan arkadaşlarınızla daha fazla bir şeyler yapabilirsiniz. Seyahatlere çıkabilirsiniz. İşte davetler olabilir, toplantılar olabilir. İş ortamında da böyle ekip çalışmaları, arkadaş toplantıları çok fazla öne çıkabilir. Yeni bilgiler öğreneceğiniz için çok da meraklısınız. Yani her türlü iletişim konuları, eğitim konuları, yazılı, sözlü, her türlü aktivite bu ay sizi çok meşgul edebilir sevgili aslanlar. Evet, şimdi Merkür retrosu da var. Merkür ayın 5'inde Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak ve hemen Aslan Burcu'na gelecek ve büyük oranda burcunuzda Merkür gerileyecek 29 Ağustos'a kadar. Bu ne demek? Şimdi tabii Merkür sizin burcunuzda da gerileyeceği için genel olarak zihniniz biraz zaman zaman çok zorlayıcı olabilir. Ama bunun bizim için avantajları da var. Farkındalıklı olursak, doğru analiz edersek ya da çok böyle dürtüsel davranmazsak her gezegen açısını kendi lehimize çevirebiliriz. Şimdi Merkür gerilerken biraz da bir yavaşlamamız gerekiyor. Hızlı kararlar vermeyeceğiz. Evet, düşüncelerimiz çok hızlı. Yeni yeni teklifler var, davetler var, projeler var ama bunları şöyle bir izleyeceğiz. Biraz olaylara soğukkanlı yaklaşmamız gerekiyor genel itibariyle baktığımızda. Merkür retrosu bizi geçmişle ilgili konulara çok çekebilir. Geçmiş anılar canlanabilir. İşte bize geçmişi hatırlatacak kişiler karşımıza çıkabilir. Hatta onlarla görüşebiliriz. Böyle fırsatları da olabilir. Nostaljik etkiler de olabilir. Daha önceden gittiğimiz yerlere tekrar gidebiliriz. Eski arkadaşlar daha fazla karşımıza çıkabilir. Yarım kalmış işleri tamamlayabiliriz. Bunların hepsi mümkün. Bunlar biraz hoşumuza da gidebilecek konular. Ama günlük hayatımızda zaman zaman böyle eksiklikler olabilir. İşte randevular değişebilir, iletişim cihazlarımız sorun çıkarabilir. Kendimizi bazen ifade etmekte zorlanabiliriz. Bunlara karşı da temkinli olmakta fayda var. Şimdi bu Jüpiter'le Mars ayın ortalarında kavuşacaklar. Dolayısıyla biraz harcamalarınızı arttırabilir sizin sevgili aslanlar. Finans konularında da işte borç alacak konularına dikkat edin. Yatırımlarla ilgili, özellikle piyasalarla ilgili böyle çok kazanacağım diye ani kararlar vermeyin. Çünkü çok risk aldırabilir Jüpiter'le Mars'ın hareketi ve daha çok da harcatabilir gibi görünüyor. Yani biraz bütçenize dikkat etmekte fayda var. Venüs büyük oranda aslında Başak'ta olacak. Yani para evinizde olacak. Parasal kazançlar anlamında da ayın ilk günlerinde daha fazla destek aldığınızı söyleyebilirim. Ancak ayın ortalarında biraz sıkıntısı olabilir bu durumun. Yani harcamalarınız artabilir. Gelirlerle harcamalarda bir böyle dengesizlik olabilir. Hatta harcamalarınız gelirlerden fazla olabilir. Bu durum sizi kendiniz böyle bir kısıtlanmış, işte engellenmiş hissetmenize neden olabilir. Özellikle maddi konularla ilgili.
Ve ayın 19'unda 27 derece Kova burcunda dolunay var. Evet, şimdi bu dolunay zor bir dolunay. Özellikle sabit burçlar için önemli, sizin için de önemli, sabit burç olduğunuz için tam karşıt burcunuzda olacak. İşte Uranüs'ün böyle bir sert tam partil açısı var ki Uranüs Aygol hattında hala da Ağustos ayında hareketini devam ettiriyor olacak. Burcunuzdaki Merkür, retro Merkür de bu dolunayda tam bir açı içerisinde. Dolayısıyla bu dolunay sizi sert etkileyebilir. Her şeyden önce böyle bir çok stresli, gergin, huzursuz olabilirsiniz. Stresli ve gergin olduğunuzda ne yapabilirsiniz? Öfkeli hareket edebilirsiniz. Sabırsız ve isyankar olabilirsiniz. Hani bu durumda sizi zarara sokabilir. İlişkilerde tartışmalar, işte çalıştığınız yerde üstlerle belki iş ortamınızda böyle bir anlaşmazlık. Hatta fiziksel anlamda hani düşünmeden yapacağınız hareketlerin yol açabileceği kazalar oluşabilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Aslında bu dolunay kolektifi de çok etkileyecek. Yani böyle şaşırtıcı durumlar, işte sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Jeopolitik alanlarda, ekonomik piyasalarda, işte doğa olaylarında falan ani gelişmeler, stres yaratan durumlar artabilir dolunay yakınlarında. Ama bireysel olarak da en fazla dikkat etmesi gereken burçlardan biri sizsiniz, unutmayın. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle gezegenlerimizin dereceleri burada önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz, işte güneş dereceniz, kişisel gezegenleriniz özellikle 25-30 derece aralığındaysa, böyle son derecelerdeyse daha fazla etki alabilirsiniz bireysel olarak. Eğer etki alan gruptaysanız sağlığınıza daha çok dikkat edin. Çünkü bu dolunay Uranüs ve Merkür'le de sert açılı, nörolojik sorunlar, sinir sisteminde gerginlikler, uyku problemleri gibi kronik sorunlar, ama işte tansiyon dengesizlikleri, bunun neden olabileceği dolaşım sistemi problemleri, kalp rahatsızlıkları, bunları daha fazla tetikleyebilir. Sizinle ilgili, yakınlarınızla ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, eşinizle ilgili, hani bu tarz problemler artabilir. Kronik sorunu olan kişiler varsa çevrenizde, lütfen dolunay ve dolunay yakınlarında mümkün olduğunca dikkatli olun. Şartları zorlamamak gerekiyor. Daha esnek olmak, daha rahat olmak gerekiyor. Öfkeden uzak duracağız. Sabırsız ve böyle isyankar davranmayacağız. Sakin, kabulleniş içerisinde mümkün olduğunca bu dolunayı böyle huzurlu geçirmeye çalışalım sevgili aslanlar. Ayın 22'sinden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek. Para evinize geliyor. Parasal konularda biraz daha içinde bulunduğunuz durumları aydınlatacak. Size tabii ki işle ilgili ve para kazançları ile ilgili yeni olasılıkları, yeni fırsatları da sunmaya başlayabilir. Merkür düzelecek ayın 29'undan sonra, ama tabii büyük oranda Ağustos ayında Merkür retrosu etkisindesiniz. Hani bu durumda sizi biraz yavaşlatıyor, biraz işleri tıkıyor olabilir, ama ay sonundan sonra Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte zihninizi toparlayıp kendinizi daha iyi ifade edebileceğinizi, bir şeylerin böyle eğer ters giden konular varsa onları artık çözümlemeye başlayacağınızı da söyleyebilirim. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.